İstanbul'un magazin gündemi en hareketli haftalarından birini yaşadı. Muazzez Ersoy'un aşka tövbesi, Hande Erçel'e doğum günü sürprizi ve çok daha fazlası. İşte magazin gündeminden haberler. Gündüzünde sohbet, gecesinde dedikodu. İstanbul'un magazin gündemi yine çok renkli, yine hareketli. Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak çifti sağlıklı yaşam yürüyüşüne çıkmış. Vakit buldukça işte şurada sahil bir havası. Birkan Sokullu'ya Umut Evirgen ve Burak Yamantürk'le birlikte Kıvanç Tatlıtuğ'un misafiri olduğu tatili soralım. İyi güzel vakit buldukça görüşmeye çalışıyoruz. Orada da evet sağ olsun bizi ağırladı. Çok güzel yemekler yaptık birlikte. Güzel vakit geçirdik. Keyifli bir hafta sonu. Keyifli birkaç gün tatil yaptık. Güzeldi. O gün yemekleri Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ yapmış. Birkan bahsettiği gibi aslında orada Burak'la Kıvanç yemek yapan insanlar. Birkan tadan değerlendiren insan diyebiliriz. İyi bir damak tadı var diyelim. İyi sipariş veriyor mu diyoruz? Evet evet. Nerede ne yenir bilir. Aynen değerlendirme konusunda iyi. Konu son dönemde yeniden tartışma konusu haline gelen oyuncu ücretlerine geliyor. Birkan Sokullu farklı bir açıdan bakıyor konuya. Açıkçası bu rakamlarla ilgili falan gerçekten çok bilgi sahibi biri değilim. Öbür taraftan da çok zor bir meslek yapıyoruz. Mesleğin her parçası tabii ki. Bu koşullar altında çalışıp bu kadar bütün hayatını oraya entegre ederek tabii ki de yani zaman satın alma konusunda bir şey yaratmak zorunda kendine. Bu işler de biraz böyle. Her zaman süren işler değil bunlar. Evet. Yani bir sene çalışıp belki bazen iki sene hiçbir şey yapmadığın da oluyor. O yüzden de bu zaman satın almak adına tabii ki bu ödenen miktarlar aslında bakarsanız ortalamaya vurunca normal hale gelebilir yani. Sokullu, sektörün standartlarına göre kendi ücretinin normal olduğu görüşünde. Ya doğrudur. Dediğim gibi her işin kendi standartlarında farklı ücretlere tabi tutuluyor insanlar. Yani şimdi bu konuda böyle spesifik olarak çok az diyemem. Kim ne kadar kazanıyor bilmiyorum. Ben kendimden mesulüm. O yüzden de mümkün olduğu kadar değer bir ücret karşısında işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ezgi Eyüboğlu alışverişte. Yılbaşı planı yapmamış henüz. Şu an bir planım yok. Daha dediğim gibi bir ay var. Öyle önceden plan yapmayı sevmiyorum. Bakalım. Bir dönem yaptığı evlilikler ve yaşadığı aşklarla gündemden inmiyordu. Aşk hayatı şu sıralar durgun. Aşk hayatını da soralım. Aşk hayatı yok. Bu kadar. Yeni yılda. Bakalım. Muazzez Ersoy yılbaşı alışverişine çıkmış. Birkaç hediye aldım o kadar. Bir röportajında aşkla uğraşarak kendini yormayacağını söylemişti. Bu sözlerinin arkasında. Ruhumu yoramayacağım. O işleri siz gençlere bırakıyorum. Olabilir. Yoruyor yani. O yüzden şimdi artık benim en çok sevdiğim şey huzur ve huzur içinde keyifli çalışmalar yapmak. Sadece aşkı değil, yemeği de azaltmış hayatında. Uzun zamandan beri bir öğün ama bir öğünü tek seferde değil, bölerek. Üçe mi yayıyorsun? Üçe, dörde bölerek yiyorum. O da kilomu dengeliyor. Yani yıllardır 38 bedenim, ne mutlu bana. Sandık Kokusu'nun başarılı ismi Meriç Aral, köpeği Lokum'la cadde turunda. Lokum 5 yaşında. 2024 onun için hem başarılı hem de mutlu geçti. Sandık Kokusu'yla başarıyı yakaladı, Serkan Keskin'le evlenerek mutluluğu buldu. Yani güzel geçti. Güzel geçti çok şükür. Yani zorlukları da olan bir yıldı tabii ki. Ülkece zor şeyler de yaşadık tabii ki ama kişisel olarak benim için güzel bir yıldı. Gecelerdeyiz. Burçin Terzioğlu'yla Sinem Kobal'ı görüntülüyoruz. Bir buluşmanın ardından evlerine gidiyor iki ünlü güzel. Evin önünde yapmayalım. Başka yerde seve seve konuşuruz. Görüşürüz. Tamam, teşekkürler. Tuğba Ünsal gece turunda. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Keyfim yerinde. Erzincanlardan filmi bitirdim. Aşk sorularına sempatik bir uf çekerek evinin yolunu tutuyor. Özel hayatınızda merak edilmiyor değil. Her şey yolunda mı özel hayatınızda? Aşkı kendinizi kapattınız mı peki son olarak? Hadi öpüyorum, evet. Geceler. Ünlü isimleri buluşturan bir davetteyiz. Davetin konuklarından biri de büyük usta Şener Şen. Şık görünüyor yaşayan efsane. Evet. Demet Akbağ davetin konukları arasında. Emel Müftüoğlu ile birlikte gelmiş davete. O gece öncesi Emel Müftüoğlu'nun paylaştığı fotoğraf dikkat çekici. Filtreyi biraz abartınca Demet Akbağ da genç kızlık günlerine geri döndürmüş Müftüoğlu. Filtresiz ve doğal Demet Akbağ'la devam edelim sohbete.
sandık kokusunun başarısına geliyorsunuz. İyiyiz, mutluyuz. Gayet güzel, tatlı bir ekiple çalışmaya devam ediyoruz. İşte set günlerimiz yoğun. Bu da böyle boş bir geceme denk geldi. O da çok tatlı oldu. Hem sosyalleşmiş olacağım hem de pek çok tanıdık arkadaşımı göreceğimi tahmin ediyorum. Güzel bir gece olur umarım. 2024'ü geride bırakmaya hazırlanırken başarı dolu bir yıl geçirmenin mutluluğunu yaşıyor Demet Akba. Güzeldi, başarılıydı. Çalışarak geçti. Hem tiyatro hem dizi, ikisi bir arada. Çalışırken daha mutlu oluyoruz ve iyi geliyor bize. Hande Erçel, Hakan Sabancı çifti Mısır'dan dönüşte havalimanında görüntüleniyor. Magazinciler pasta hazırlamış doğum gününü kutlayan Hande Erçel için. Gazeteciler olarak doğum günü kutlamaya geldik buraya. Ne yapacağımı bilemedim. En son kutlama bizden olsun dedik. Çok teşekkürler, çok nazik. Bir daha yakalım. Dürükleyeyim bir daha. Nice mutlu seneler diyelim efendim. Hakan Sabancı teşekkür ediyor basına. Vallahi çok düşüncelisiniz, buraya kadar gelmişsiniz. Bir hayranı fotoğraf çektirmek istiyor ve kırmıyor Hande Erçel.